Siyaset Karadeniz programından mutlu günler sayın seyirciler. Yine seçime çok az bir süre kala seçimi ve gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Stüdyomuzda değerli bir milletvekili ve milletvekili adayı var. Ee, Karadeniz'in söz sahibi olmuş isimlerinden birisi kendisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. dönem Trabzon milletvekili. Aynı zamanda CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi. Stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Yoğun bir çalışma temposu için. Sizler Öncelikle zaman ayırıp geldiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Buradan bana hem şehirlerime, vatandaşlarıma e, seslenme imkanı verdiniz. Aslında e, normalde gelen konuklarımızı adettendir milletvekili adayı olduğu için e, kendisinin tanıtmasını istiyoruz. Ama e, Türkiye sizi tanıyor. Daha önceki dönemlerde 22 ve 23. Dönemlerde Trabzon milletvekiliğiniz var. E, sık sık bilgisine başvurulan da bir isimsiniz. Aynı zamanda 74 yılından bu yana Maliye Bakanlığında pek çok görev evde bulundunuz doğru, doğru. Ee, ve bugün karşımıza CHP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olarak çıkıyorsunuz Evet Trabzon değil bu sefer İstanbul Öncelikle onun nedenini sormak isterim ee, nedeni şu daha önceki iki dönemde yani 2002 ve 2007 seçimlerinde Trabzon'u temsilen yani oradan seçilerek parlamentoya girdim bu defa genel başkanımız ve Parti meclisimiz benim İstanbul'dan aday olmamı uygun gördü İstanbul'da oturuyorum. Bu önemli bir neden. İkinci neden de belki şöyle ifade edilebilir. Mecliste e, Trabzonlu sayısını arttırmak. Evet e, aslında en önemli şeyi atladım galiba. Siz Trabzonlusunuz. Evet Trabzonluyum. E, doğru Trabzonluyum ama çok uzun yıllardır İstanbul'da oturuyorum. E, i̇kametgahım burada hı hı. ancak e, Trabzon'la bağlarım son derece kuvvetlidir tabii ki. Şunu da hemen söyleyeyim. Bazen hı hı. beni arayıp e, soran seçmenlerimiz, vatandaşlarımız oluyor bizi sakın bırakma yani İstanbul'dan seçilmekle Trabzon'dan ayrıldın diye düşünme. Ben de e, ne münasebet kesinlikle e, böyle bir şey olmayacak. Belki eskisinden çok daha fazla titizleneceğim Trabzon e, ve Trabzon'un sorunları için. Evet, Trabzon... Buradan İstanbul'dan seçiliyor olmam e, aramıza Trabzon'a bir mesafe girmesi anlamında değil. O sıcak bağlarım, ilişkilerim her zaman için devam edecektir. Evet Karadeniz'in e... Sorunları var. Çok fazla sorunu var. Mümkün olduğunca programda da süre ettiğince size sormaya çalışacağım. İşte çok fazla göç veriyor. Artık kendi memleketlerinde bir şeyler yapmak istiyor insanlar. Öte yandan Trabzon'un son günlerde sıkıntısı daha farklı. Trabzon spor taraftarları biliyorsunuz 2-3 gün önce de bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdiler. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda başbakanın katkısı oldu diye düşünerek Trabzon spor taraftarını da ...biliyoruz ne kadar çok Trabzonspor'a değer verdiğini. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? E, Trabzonspor ve e, Trabzonspor e, taraftarları yani Trabzonlar incinmiştir. Aslında konuyu böyle özetlemek e, mümkün. E, şampiyonluk tabii ki bir yarıştır. İyi, iyi oynayan takım e, kazanır, e, şampiyon olur. E, bugüne kadar şampiyonluklar hiçbir zaman Türkiye'de e, tartışılmamıştır. Yani çok zaman zaman belki eleştirilere konu olmuştur ama bu ölçekte bir tartışmayı ilk kez ben hat görüyorum Hı. ve tanık oluyorum. Sorun şuradan doğuyor sanıyorum. Trabzonspor çok güçlü bir takım. Türkiye evet. liglerinin ekolü olan bir ekol yaratmış olan ve taraftarıyla takımının kenetlendiği bir olgudur Trabzon Trabzonspor. İkisini birbirinden ayıramazsınız. Trabzonspor galip gelirse Trabzon'da herkes mutlu olur. Trabzonspor yenilirse, biraz geri düşerse gerçekten herkes mutsuz olur. Trabzonspor'un Trabzonlar üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Şimdi bu kadar futbolla iç içe geçmiş, futbola kenetlenmiş bir kentte herhangi bir şekilde siyasilerin bir takımı bir takıma sempati duymanın, onu tutmanın ötesinde bir başka ilgiyi gösterdiğini görürse, böyle bir ilginin olduğu yönünde bir algılama, değerlendirme olursa, bu üzücü olur. Trabzon'da bu olmuştur. Ee, Sayın Başbakan'ın e, Fenerbahçe ile ilgili olarak daha lig bitmeden e, belki bir taraftar sahikiyle, taraftar olması nedeniyle e, kulübe, Fenerbahçe e, başarı dileklerini e, iletmesi Trabzon'ları e, incitmiştir. E, ben şunu söylemek istemiyorum. Yani Sayın Başbakan oturup da Kulüplere, lige, maçlara müdahale etmiştir anlamında herhangi bir şey kesinlikle söylemem. Böyle bir şey olduğu kanaatinde de değilim. Ama Trabzonspor böyle bir yarışta varken, bu yarışa bütün gücüyle asılmışken, giderken... ...bir başbakan, bir başka takımı tutmanın ötesinde ona moral destek dahi olsa bir ilgiyi gösterirse... E bundan doğal olarak yarışın, özel yarışın diğer olur. takımı bundan incinir. Problem burada olmuştur, e, sorun buradan e, kaynaklanmaktadır. Daha doğrusu e, sayın başbakanla ilgili değerlendirme buradan kaynaklanıyor. Onun, onun ötesinde çeşitli maçlara ilişkin, e, ne bileyim hakemlerin yönetimine ilişkin bir takım değerlendirmeler e, yapılabilir. O futbol uzmanlarının e, bileceği iş bir siyasetçi olarak benim o konuyu değerlendirmem doğru olmaz. Evet, belki de zaten şöyle söylüyoruz. Biz Trabzonspor bu sene belki kupayı kaldırmadı ama kalplerde şampiyon oldu ve önümüzdeki sene içinde belki bir antrenman oldu gibi değerlendirme ee, yapıyoruz. Çok aslında yani bu kadroyla güzel bir iş yaptı. Yani şampiyonluğu da alabilirdi tabii ki. Şenol Güneş'i hakikaten kutlamak, tebrik etmek gerekir. Futbolcuları Tebrik etmek gerekir. İyi bir mücadele gösterdiler. Artvin Hopa'da pek yaşanılmasından hani hoşlanmayacağımız üzücü olaylar gerçekleşti ve miting sırasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün bakıyoruz İzmir, Giresun, Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da. ...olaya tepki protestoları yani evet. protestolar gerçekleştirdi. Bu talihsiz olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, tabii ki olay birçok yönüyle üzücü. Birincisi bir ölüm meydana geldi. Bir vatandaşımız biber gazına muhatap olması nedeniyle... ...onun yarattığı etkiyle kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Otopsi raporu bu şekilde çıktığı için bu şekilde değerlendirebiliriz. Öte taraftan o kalabalık kitle... Sayın başbakan'a yönelik, onun aracına yönelik olarak bir takım hareketlerde bulunuyor. İşte gazete haberlerine göre taş attığı söyleniyor şeylerin o kitlenin İşin bu tarafı da üzücü tabii ki bir başbakan veya bir siyasi parti genel başkanı bir yere miting yapmaya gidiyorsa ona karşı tabii ki gösteri yapılabilir, insanlar pankartlar taşıyabilir, görüşlerini ifade edebilirler yüksek sesle. E, görüş ifade edebilirler ama bunun ötesine geçip de e, bir taşlı müdahale e, doğru değil tabii bu bizim demokrasimize e, yakışmaz bunu işin bu tarafı da üzücüdür belki yani, de siyasetteki üslup biraz sertleşti bu vatandaşa mı yansımaya başladı diye düşünüyorum e, ben evet şimdi bir de olayın şöyle bir boyutu var yani hopa olayı ayrı bir şey onun iki yönünü değerlendirdim ama genelde şöyle bir durum var şimdi güvenlik güçleri Güvenlik güçleri güç kullanırken orantısız aşırı güç e, kullanıyor. Demokrasilerde güç şiddet kullanma tekeli devletindir. Yani ancak güvenlik güçleri güç e, kullanabilir. E, devlet kullanır. E, şimdi devlet e, dediğiniz kurum güçlü bir kurum. Karşınızda vatandaş var tek tek. Bütün emniyet güçleri güvenlik güçleri karşısında vatandaş güçsüzdür. Dolayısıyla. Ee, şiddeti gücü, güvenlik güçlerinin e, kullanacağı gücü orantılı kullanması gerekir. Oysa bizde ölçüsüz bir şekilde güç kullanılıyor. Onun devamında da o vatandaşlar yargıya mahkemelere sürükleniyor. Hoş olmayan tablolar çıkıyor. Örneğin daha önce e, Sayın Başbakan'ın Roman Açılımı e, olarak isimlendirilen bir e, toplantıda yapacağı konuşma nedeniyle oraya gelen ve parasız eğitim istiyoruz diye pankart açan gençler tutuklu. Halen yargılanıyorlar. En son yargılama dün yapıldı ve savcının serbest bırakılmaları, tahliye edilmeleri veya tutukluluklarının sona ermesi yönündeki talebi hakim tarafından reddedildi. Bu insanlar bir yılı aşkın zamandır hapiste. Şimdi yazık günah bunu demokrasiyle bağdaşır görmüyorum ben. Yani bunlar nihayet öğrenci. Yani e, i̇zinsiz gösteri Yani demokrasiler e, hiç insanı tolere etmeyecek midir yönetimler? Hemen en şiddetli şekilde ona cevap vermek mi gerekir? Bu örnekleri çoğaltabiliriz. E, başka öğrenci e, olayları olmuştur. Hak, hakikaten e, güç kullanmıştır. Hatta Sayın Başbakan'ın şöyle bir cümlesini hatırlıyorum. E, o öğrenci olaylarının olduğu günlerde polisin öğrenciye e, ölçüsüz bir şekilde şiddet kullanması nedeniyle Sayın Başbakan şunu demişti, ben polisimi vatandaşa, öğrenciye ezdirmem. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ya yani Bir tarafta e, silahı olan, e, güçlü olan güvenlik kuvvetleri, öbür tarafta e, öğrenciler. Yani kim kimi eziyor? Olabilir mi böyle bir şey? E, bir demokraside hükümetler daima tolere ed edicidir, kuşatıcıdır, e, kavrayıcı, kucaklayıcıdır. Birisi yanlış yaptıysa ona aynı yanlışla cevap vermez. Gerektiğinde şiddet de kullanabilir güvenlik güçleri. O noktaya gelmişse o da olabilir. Ama ben bu ölçünün kaçtığını düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye'de son zamanlarda çok öncesini bilmiyorum hani gördüğüm kadarıyla çok fazla kişi bakıyoruz. Bu en son YGS skandalında mesela 18 yaşında daha gelmemiş Türk gençleri. Maalesef sokaklara döküldüler, bir şeyleri protesto ettiler ve bakıyoruz son zamanlarda çok fazla kişinin sokaklara döküldüğü ama bu anlamda dediğiniz gibi gözaltıların da olduğunu görüyoruz. Bu noktada nasıl bir evet, açıklama yapabiliriz? Çok yani? doğru insanlar sokaklarda sokaklara çıkıyorlar. Hı hı. Keşke çıkmasalar, yani onları rahatsız eden bir ortam olmasın ve onlar da sokaklara çıkmasın. Hı hı. bunu herkes sorunları dile getirmenin de herhalde sokağa Sokağa çıkıyorsa insan. Bu? rahatsız demektir. Şikayeti var demektir. E, kucak açmak gerekir. Dinlemek gerekir onları. Yani orada birisi bir kötü söz söyledi veya izinsiz olarak oraya geldi. E, bakanların, başbakanın rahatsız olacağı cümleleri söyledi diye ona en şiddetli şekilde cevap vermek e, doğru değil. Şimdi YGS sınavı nedeniyle hatırlayalım. 1 milyon 700 bin gencimizin umut bağladığı ve üniversiteye girmek için çabaladığı bir sınav bu. Bu sınavda herhangi bir lekenin, dedikodunun olmaması gerekir. Eğer buralara şüphe giriyorsa vatandaşlar, gençler o sınavın sağlıklı yapıldığından emin değilse siz istediğiniz kadar bakanlar, başbakanlar olarak açıklama yapın. ÖSYM başkanının açıklaması beni tatmin etti deyin. Vatandaşı, veliyi, öğrenciyi tatmin edemezsiniz ve o insan Derdini anlatmak için çıkabilir sokağa. Bu, bu çok doğal bir şeydir e, ve onlar sokağa çıkıyor diye yani 2-3 bin kişilik bir kalabalık yürüyüş yaptı e, bir gün bu konuda. E, Sayın başbakan o zaman bir açıklama yaptı. Çok talihsiz bir açıklamaydı. Biz onların karşısına 10 on bin kişi çıkarabiliriz dedi. Şimdi bakın biz peki onlar kim? Yani yürüyenler kim? Onlar ötekiler mi? diğerleri mi? Bu çok yanlış bir ayrım olmaz. Onlar bu ülkenin vatandaşları. O sınava giren öğrencilerin velileri. Ben olsam öyle yapmam. Yani ben bir saniye burada bir sorun var. Şunu dinleyeyim. Yani illa e, biz e, şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak o sınava politik bir gölge düşmemesi konusunda titizlendik. Yani e, kamuoyu fark etmiştir, takdir edecektir. Biz onu bir siyaset malzemesi olarak yapmadık. Çok konuşmadık o konuda çünkü siyasete vurulacak günlük siyasete vurulacak konu değil sadece konunun uzmanı olan bir iki milletvekili arkadaşımız teknik açıklamalarda bulundu ki bu arkadaşlarımız konunun uzmanı yani bu sınavı şifreyi bilen yıllarca bu konularda çalışmış insanlar bu kadar titizlenmemize rağmen yani çıkıp derseniz Sayın Başbakan derse biz de onların karşısına on bin kişi çıkarabilirdik çıkarırdık ama çıkarmadık derseniz toplumu bölmüş olursunuz. AKP'de genel olarak bir kutuplaştırma siyaseti vardır. Yani bir yanda daha evvel bunu bir mağdur rolü oynayarak yapıyordu. Bu seçimde çok şükür ki artık AKP'nin mağdur rolü yok. Zaman zaman o rolü hatırlayarak bazı açıklamalar yapıyorlar ama mağdur değil. Daha evvel hep bir mağdurdu. Bir mağdur grubu vardı AKP'ydi. Daha doğrusu geniş halk kitleleri mağdur olarak ifade ediliyordu AKP'liler tarafından. Bu geniş halk kitlelerini temsil eden e, halkın sesi olarak e, kendilerini tan tanımladıkları Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Bu parti de iktidar seçkinlerine karşı mücadele ediyordu. Yani iktidarda bir e, seçkin grubu var, bir hegemonya var. E, o hegemonyayı alaşa edecekler. İşte son anayasa referandumuna sunulan anayasa değişiklik metninin sloganlarını hatırlayalım hukuk üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü yani bugüne kadar üstünler vardı yıl bunu söylediği zaman Sayın Başbakan Eylül 2010 yani onlar iktidarlarında 8. yıllarını tamamlamışlar ancak her nasıl oluyorsa iktidarda hala halkı temsil etmeyen seçkinler grubu var bunlar da ona ona karşı mücadele ediyor bu, bu kutuplaştırmaları çok yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi. Çok şükür şimdi mağdur rolünde değil. Mağdur değil artık çünkü iktidarın gücün sahibi kendisi. Yargı dahil. E, bir de e, Sayın Başbakan'ın bazı eleştirileri olmuştu. O da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış anlaşılmasından ötürü oldu diye tahmin ediyoruz. Sizden de bir açıklama isteyeceğim. Avrupa yerel yönetimler özellik evet. şartının kabul edilmesi evet, edeceğiz dedi. Evet, Sayın evet. Kılıçdaroğlu bu çok farklı bir yöne çekildi zannedersem. Evet Sayın Kılıçdaroğlu geçen hafta yaptığı Hakari mitinginde hı hı. Avrupa yerel yönetimler özellik şartını bütün maddeleriyle uygulamaya koyacağız dedi. Türkiye bu şartı 1988 yılında imzalamış. 2001 yılında parlamentodan geçmiş, kanunlaşmış. Kanunun uygula, yürürlüğe girmesi, uygulamaya konulması konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki vermiş. Bakanlar Kurulu da o şartın, U uluslararası anlaşmanın belli maddelerini uygulamaya koymuş. Belli maddelerini koymamış. Aslında Avrupa Konseyi şunu söylüyor. Üye ülkeler, yani bu şartı imzalayan ülkeler... E 20 paragraf asgari olarak 20 paragrafı kabul etmek zorundadır. Yani üyelere bir seçimlik hak veriyor. Hepsini kabul etmek zorunda değilsin. İstersen hepsini et ama en az 20 paragrafını kabul edeceksin. O 20'nin en az 10 tanesini ne olduğunu saymış. Diğer onu da sen seç. Ona göre kabul et. Senin hukuk sistemin, kendi hükümet anlayışın neyse ona göre seçebilirsin. Yani Türkiye bir rezerv de koymuş değil ona. Bu rezerv Değerlendirmesi de yanlış. Biz de o zamanki hükümet belli maddeleri yürürlüğe koymamış. Kılıçdaroğlu diyor, diyor ki bu yürürlüğe konulmayan maddeleri de yürürlüğe koyacağım. Bunun içerisinde siyasal özellik olarak isimlendirebileceğimiz herhangi bir şey yok. Tamam, siyasal belediyelerle ilgili. Belediyeleri mali ve idari yönden güçlendirme maddeleri bunlar. Örnek vereceğim. Belediyeler kendi örgütlenmelerine, kendi teşkilatlanmalarına kendileri karar versinler diyor. Yani şöyle bir örnekle verelim. Bir belediye, Trabzon Belediyesi örnek veya Kütahya Belediyesi veya Hakkari Belediyesi. Nedir? Başta bir başkan vardır. Altında başkan yardımcıları vardır. Onun altında müdürlükler vardır. İmar müdürlüğü, fen müdürlüğü gibi. Bir belediye diyebilir ki benim burada çok fazla gece kondu var. Ben bir kentsel dönüşüm müdürlüğü kurmak istiyorum. Şimdi şu anda kuramaz bunu. Mümkün değil. İmkansız bir şey. Bırak o serbestçe kursun diyor e, yerel yönetimler özellikle şart. Bunu uygulamaya koyacağız. E başka? Yerel yönetimlerle ilgili, belediyelerle ilgili Ankara bir karar alacaksa, bir yasa çıkaracaksa onların görüşünü almak zorundadır. E alsın demokrasi bu değil mi? E, demokrasi? O ili Danışmadır. en iyi Tabii ki. Bırak ona danış, onun görüşünü al. Yerel yönetim sınırlarında bir değişiklik yapacaksan Referandum yap. Mutlaka soracaksın e, belde ona sormadan. Onlar istemedikçe bu değişikliği yapamazsın. E, bizde olabiliyor. Başka ne diyor? Yerel yönetimlere görev vereceksen ilave görev vereceksen bu görevi karşılayacak mali kaynağı da ona vereceksin. Bu şekilde 7 maddede 10 paragraftır. Ben birkaçını saydım. Hı hı. Daha sayabilirim. Ama bunların içerisinde bir tane bu onların kendi parlamentosu olacak kendi yargısı olacak, hükümeti olacak, başbakanı olacak böyle bir şey yok. Bu siyasal özellik. Bu başka bir şey. O BDP de söylüyor onu. Demokratik özellik adı altında. BDP'nin tarif ettiği odur. Biz öyle bir şey söylemiyoruz. Tamamen belediyelerin daha rahat çalışabilmesi evet, için. Evet demokrasi budur. Olur. Yerel <laughs> vatandaşın demokratik olarak bir siyasi ortamda kendini en rahat kolay ifade edebileceği en yakın siyasi birim belediyelerdir. O nedenle onun güçlü olması ve vatandaşla e, iç içe olması lazım. Hükümetin de merkezi yönetiminde onlara daha çok kulak vermesi lazım. Yerel yönetimler özellik şartının mantığı budur. Onları sen kendi kontrolüne alma bu kadar diyor. Mesela kadrolarına kendi karar versin diyor. Akla şu gelebilir. E, efendim bunlara kadro serbestisi verirsek bu başkanlar, Siyaset gereği doldururlar adama. Hı hı. Bu endişeye katılıyorum. Doğru. Şu anda belediyelere İçişleri Bakanlığı norm kadro vermiştir. X belediyesine diyor ki senin norm kadronun 240'tır. 240 kişiden fazla çalıştıramazsın. Ama bir şeyi serbest bırakmış İçişleri Bakanlığı. İstediğin kadar şirket bir şirketten istediğin kadar elemanı alıp çalıştırabilirsin. Taşeron vasıtasıyla. Bin tane işçi istihdam ediyor belediye. Buna bir sınır yok. Yani görünüşte onları disipline etmek amacıyla bir norm kadro uygulaması başlatılmış. Fiiliyatta e, olay başka bir yöne kaymış. Mesela, taşeron vassıyla işçiler alınmış. Bir... Onlar belediyede çalışıyor. Biz bunu mesela biz buna son vereceğiz. O bir kere o taşeron işçilere kadro sözü veriyoruz. Kadrosu olacak. Şu an onların çalışma güvenliği de yok. O şirket her an onu işten atabilir. Belediyede yönetim değilsin örneğin bir başka siyasi partinin adayı gelsin, o aday hemen mevcutları çıkarıp kendi siyasi anlayışına uygun elemanlar alabilir. Bak, biz bakın biz hiç ayrım yapmıyoruz. Şu anda kim varsa belediyelerde, yerel yönetimlerde bu konuda hı hı. bu şekilde istihdam edilen, artı merkezi yönetimde bakanlıklarda bu şekilde istihdam istihdam edilen, hepsini şu an çalıştıkları kurumlarda. Kadroya alacağız. bu sadece Kadrosu işçi kadrosu sözü veriyoruz onlara. Taşeronlar için yani sadece bu belediyelerde yerel yönetimlerde mi yoksa Türkiye'nin genel ha, bir sorunudur? Belediyelerden oldu. açıldığı için belediyeleri hı hı. örnek verdim. Hazır Bakanlıklar dahil ben? buna. Hı hı. Bakanlık örneğin Sağlık Bakanlığında hı hı. bu şekilde istihdam edilen on binlerce personel var. Sağlıkta şirket kanalıyla çalıştırılan personel var. Yüz bine yakın personel var orada. Bunların hepsini kadroya alacağız. Bu bunlar. Bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bunlar işe alınmıştır. Biz Bizim anlayışımız parti gözüyle bakmamaktır. Çalışandır orada bizim amacımız. Çalışan o vatandaşa biz devletin güvenlik kollarını açacağız, kadroyu alacağız onları. Yani yerel yönetimler özellik şartı demokrasinin güçlenmesi için Türkiye'nin atması gereken bir adımdır. Biraz da ekonomiyle ilgili sorular sormak tabii, istiyorum size. Tabii. E, Türkiye'de halkın kafası karıştı. Ben de şöyle baktığım zaman e, 2002 yılında 23. büyük ekonomiyken işte 17. E, büyük ekonomi olduk. E, öte yandan e, ihracat değerlerimiz arttı ama ithalat tabii, da tabii, arttı. Tabii, tabii, e, tabii. Şu an üreten bir Türkiye değil, aslında tüketen bir Türkiyeiz. E, büyüme oranımız 4.9 ama bu e, aslında e, hani önemli bir büyüme büyümemidir. E, Sonra milli gelir, kişi başına düşen milli gelir 10.076 dolar civarında evet. zannedersem. Ve halkın cebine bu paralar giriyor mu? Halk bu kadar ferah içerisinde mi? Açıkçası şu bir kavram karmaşası evet, siz oluştu. Evet, rakamları çok güzel ifade ettiniz. Benim konuşmama gerek kalmadı gibi sanki. Bravo rakamlar, gerçekten çok doğru rakamlar verdiniz. 2003-2010 döneminde Türkiye'nin büyüme ortalaması yıllık %4.9'dur. 1946 yani Türkiye'de e, ilk e, seçimlerin yapıldığı e, yıldan bu yana 2002'ye kadar olan dönemin büyüme ortalaması, yani AKP öncesi dönem, hı hı. E, çok partili e, siyasi hayattan 2002 sonuna kadar olarak e, bunu ifade ediyorum. Türkiye'nin büyüme ortalaması %5'tir. Yani o kadar yılın büyümesinin gerisinde 2003-2010 AKP döneminin, Büyümesi Çok iyi büyüdük şeklinde bir söylem var. Doğruyu yansıtmıyor. 4.9 Cumhuriyetin başlangıcından bu yana alırsak yine e, AKP dönemi büyümesi yüksek bir büyüme değil. Bu dönemlerde savaşlar var, krizler var, darbeler var, e, koalisyon hükümetleri var, istikrarsızlıklar var. 12 e, Mart e, darbesi var, 27 Mayıs'ı var, e, 12 Eylül'ü var. Bunların hepsi var, krizler var. Buna rağmen bugünkünden daha yüksek bir büyümeyi gerçekleştirmişiz. Sadece 2003-2010'u alalım şimdi, onu dünya ile kıyaslayalım. Peki. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler büyümesi yine bizim büyümemizin üzerinde. Afrika ülkelerinin büyümesi yüzde 4.9. Gelişmekte olan ülkelerin büyümesi 5.9. Yani gelişmekte olan ülkelerin büyümesinin gerisine düşmüşüz 2003, Afrika 2010 ülkeleri genelde gelişmemiş ülkeler olarak mı? Evet gelişmekte olan yani değerlendirilir. Afrika ile Türkiye'yi ben şimdi kıyaslıyorum aslında normalde Türkiye Afrika ülkeleriyle kıyaslanmaz. Ama büyüme yarışında kıyaslıyorum şimdi. Afrika ülkelerinin bugünkü ekonomik durumuyla gelir seviyesiyle ilgili bir kıyaslama yapmıyorum ama onlar da büyüme yarışına katılmışlar ekonomilerini büyütmek, istihdam yaratmak istiyorlar. 2003-2010 döneminde Afrika ülkelerinin büyüme ortalaması %4.9 Türkiye'nin büyümesine eşit. E şimdi nerede kaldı bu yarışta bizim ileri geçmemiz? Dünyanın büyüdüğü bir ortamda konjonktür öyle çünkü. Gelişmiş ülkelerden olağanüstü ölçüde sıcak para gelişmekte olan ülkelere gidiyor ve bu ülkeler bol bol bu kaynağı kullanıyor, büyüyor. Biz Afrika ülkeleriyle ancak eşit ona eşit derecede büyümüşüz. Peki kişi başına düşen milli gelir bu kadar yüksek yani nasıl oluyor? Biz hissedemiyoruz ya da hissediliyor ee, mu bu? Hayır şimdi kişi başına düşen gelir bir matematik hesaptır. Toplam e, yaratılan geliri bulursunuz bir ekonomide bir yılda yaratılan katma hı hı. değeri bulursunuz. Onu paraya çevirirsiniz kişi sayısına bölersiniz kişi başına gelir ifade eder. 10 bin dolar rakamsal olarak hı hı. bu. Ama tek tek şimdi biz vatandaşlara sorsak yani iki kişilik bir ailede karı kocaysa bu 20 bin dolardır. Bir de çocukları varsa 30 bin dolardır. Yani aylık 2500 dolar var mı senin evine giriyor mu dersek vatandaşa? Girmez. Yani bu abartılı bir örnek tabii. Yani bu örnekle olayı değerlendirmek e ekonomi, bilim açısından doğru değil. Ama şuna bakmak gerekir. Bu yaratılan gelir iyi dağılıyor mu? Yani yoksullar da, dar gelirliler de bundan payına düşeni alabiliyor mu? Zengin büyüyor tabii, varlıklar daha çok büyüyor. Ama en azından yoksul da bir adım ileri gidebiliyor mu? Orada iyi durumda değiliz. Birleşmiş Milletler'in yayınlamış olduğu, Gelir dağılımı istatistikleri var. Yani bir ülke gelir dağılımının neresindedir? Dünyada e, e, iyiden kötüye doğru yapılan sıralamada. Türkiye 142 ülke içerisinde 92. sıradadır. Orta Afrika ülkeleriyle aynı seviyededir. Gelirin adil dağılması açısından. Evet ekonomide kişi başına böldüğünüzde kişi başına 10 bin dolar rakamını çıkaracak bir katma değer yaratılıyor. Ama buradan en büyük payı yoksullar almıyor, dar gelirler almıyor, diğerleri alıyor. Peki gelir dağılımını adil bir şekilde dağıtmak için ne yapılması gerekiyor ya da CHP ne yapmayı planlıyor? Güzel bir soru. Demokrasi eşitlik demektir. Eşitlik herkese fırsat eşitliği demektir. Bu fırsat eşitliğini vermiyorsanız, kanunlar önünde herkes eşittir derseniz siz eşit bir toplumu yaratmış olmazsınız. Herkes eşit herkes bir oy kullanıyor. Ama herkes eşit dediğiniz zaman herkes aynı eğitimi almıyor, aynı lokantalara gidemiyor, aynı kalitede elbiseleri, elbiseyi giyemiyor. Demek ki burada devletin müdahale etmesi gerekir gelir dağılımına. Bir aile sigortası. Aile sigortasını getiriyoruz. O dar gelirli kesime veya yoksul kesime diyelim, dar gelirli konuyu yeterince ifade etmez. Yoksul vatandaşlarımıza ki bunlar 12 milyon 751 bin kişidir. Biz devletin kucaklayıcı kollarını açıyoruz. Onları sosyal devletin şemsiyesi altına alıyoruz. Diyoruz ki yoksullar sadece yoksul olduğu için değil, aynı zamanda bu ülkenin onurlu birer vatandaşı olduğu için bir geliri elde etme hakkına sahiptir. Bu uluslararası bir kuraldır. Yani yoksulluk, yoksullara devletin yardımı şu değildir. E, e, ne yapalım, yoksul ihtiyacı var, devlet de elini uzatıyor. Yani bir esirgeme, bir acıma e, duygusuyla devlet vatandaşına yaklaşamaz. Bu onun onurunu zedeler. Biz diyoruz ki e, bu ülkenin vatandaşı e, asgari bir geliri elde etme hakkına sahiptir. Bu geliri devlet uyguladığı ekonomik programla yaratmak zorundadır. Yani iş yaratacaksın... vatandaşa, ekonomik program, ekonomik politika... iş yaratacak... vatandaş iş bulacak, çalışacak, gelir elde edecek... veya devlet ailelerine... girecek. E, i̇kisi de yoksa... o adamın yaşaması için bir gelire ihtiyacı var. O halde sen bu ülkenin vatandaşı olduğu için ben sana olan borcumu... yerine getiriyorum... E, diyoruz. Devlet bunu diyecek bizim dönemimizde. O yoksul aileye... 600 TL'lik bir yardım yapacağız. Bakın bu gelir dağılımının iyileştirilmesi için olağanüstü bir araçtır. Bir iki örnek daha vereyim. Örneğin biz ÖTVsiz mazot diyoruz çiftçiye. ÖTVsiz. E niye ÖTVsiz? Tarımı teşvik ediyoruz. Bir, iki köyde yoksulluk çok yüksek. Köydeki yoksulluk şehirden hissedilmiyor. Yani Ankara'da bakanlık koltuklarında Oturanlar köydeki yoksulluğu unuttular. TÜİK'in rakamları unutmuyor ama Türkiye İstatistik Korumu 2002'de köyde %34 olan yoksulluğun 2009'da %39'a çıktığını gösteriyor. 2010 rakamları olmadığı için 2009'u veriyorum. En son hı hı. 2009 yayınlandı. Burada köy demişken hemen açıklamalarınızı şunu da eklemenizi rica edeceğim. Genelde köydeki vatandaşlar Karadeniz bölgesinden yola evet. çıkarak söylüyorum. Bir arazimiz olsa da hani ekip biçebileceğimiz, tarım yapabileceğimiz bir hı. arsamız olsa diyor. ve Belki 2B ile ilgili evet. de burada bir şeyler söylemek e bakın, istersiniz. E, tabii ki şimdi köydeki vatandaş yoksul. Yoksul olduğu için... Şehre göç ediyor. Zamanda bu göçü çok yaşadık. İstanbul 13,5 milyona doğru evet. geliyor. E, 60'lı yıllarda Kale'den. 2 milyon değildi İstanbul'un e, nüfusu. E, buraya geliyor, burada e, bir arazi buluyor, ev yapıyor oraya. <laughs> e, sonra anlaşılıyor ki burası iki bir arazi. Tapusu yok şimdi. İstanbul'da birçok ilçenin Beykoz, Sultanbeyli, Sancaktepe, <laughs> e, Şile gibi ilçelerdeki yerleşimlerin tapusu yok veya 2B meselesi Türkiye'nin 68 yılında var. 7 milyon orman köylüsünü ilgilendiriyor. Orman köylülerinin 2B arazilerinde tapusu yok. Atasından dedesinden beri kullanıyor. Biz diyoruz ki orman köylüsüne bu tapuyu bedelsiz vereceğiz. Niye bedelsiz? Biraz önce ifade ettiniz. Türkiye'de kişi başına gelir 10 bin dolar. Orman köylüsüne bakarsa kişi başına gelir bin dolar bile değil yani yıllık. Aylığa vurursanız 80 dolar yani 120 lira. Orman köylüsünün aylık 120 lira bile gelir yok. Yani ona düşük bir bedelden vereyim deseniz bile onu alacak gücü yok. Kaldı ki atadan dededen beri onun, onun için bedelsiz diyoruz. Burada Sultanbeyli, Sancaktepe veya başka yerlerde ev yapılmış ise, vatandaş ihtiyacı nedeniyle ev yapmışsa, burada da küçük bir değer, diyor, değer diyoruz. Emlak vergi değeri, yani arsa, metrekare değeri neyse o. Yine bizim özellikle Karadeniz bölgesini ilgilendiren, bir başka sorun var. 2B de ilgilendiriyor. Karadeniz'in 2B arazileri de var. Ancak ondan daha önemli bir konu daha var. Kadastro geçiyor ve vatandaşımızın hakikaten atasından dedesinden beri diyeceğim yine. O tarihten beri kullandığı araziler orman olduğu gerekçesiyle vatandaşın elinden alındı. Yani ikine de iki şekilde alınıyor. Bir bakmamış araziye, tarım ölmüş örneğin bakmamış fındıklık e bakmazsanız fındıklığınıza bahçenize hemen orayı kızıl ağaçlar türer. Hemen orman olur orası. Yani bir tarihte fındık bahçesiydi. E şimdi orman olmuş. Ya da orman değil hakikaten fındık bahçesi olarak kullanıyor ama yeni değil. Çok uzun yıllar öncesinden biri. Burada da bir adaletsizlik var. Biz 2B 2B'yi programımızı aldık çözüm için. Yola çıktık milletimize söz verdik. İki beyi çözeceğiz. E, ardından sıra bu konulara gelecek. Orman kadastrosuna gelecek, diğer konulara gelecek. Yani vatandaşla devletin ihtilafını biz sona erdireceğiz. E, bir de Karadenizlilerin başka sorunları da var. Burada Karadeniz TV ekranlarında olduğunuz için özellikle onlardan bahsetmek istiyorum. E, Fınlık ve çay üreticisi sancılı günler evet. geçiriyor. Ee, yine Karadenizli aslında denizi yeteri kadar kullanamadıklarını söylüyorlar. Gerek ulaşım alanında gerekse balıkçılık için ee, ve turizm de etkili değil maalesef. Ee, Karadeniz için de ek olarak söylemek isteyeceğiniz, kısaca onları da alabilir miyim? Ee, e, fındık ve çay e, yeterince ilgi görmüyor e, hükümetten. E, fındıkla ilgili bir örnek vereceğim. Hı hı. 2004 yılında bir don afeti yaşandı. Evet. Fındık üreticisinin bahçesi. Don'dan etkilendi yani ağaçlar e, gitti üretim düştü e, hükümet bir zarar tespiti yaptı zarar tespitine göre e, 298 milyon liralık e, kısmını ödeyeceğim dedi hükümet ama o tarihten bu yana bu rakamın 169 milyon liralık kısmı ödenmedi bekliyor bak yıl kaç 2004 yıl şimdi 2011 ee, ve hükümetin bu konuda hiçbir açıklaması yok. Aslında ödemeyeceğim diyor. Ben üreticilerimizi uyarıyorum buradan. Haklarına sahip çıksınlar. Bugüne kadar e, biz özellikle de Akif Hamza Çebi olarak e, ben e, bunun parlamentoda mücadelesini verdim. Ben üreticilerimize de buradan sesleniyorum. Bunun mücadelesini verin. Ürününüze e, sahip çıkın. Çayınıza sahip çıkın. Fındığınıza sahip çıkın. E, sadece siyasilerin verdiği kararlarla yetinmeyin. Bu kararlar içinize sinmiyorsa bu e, doğru değil. Mücadelenizi verin. Ancak Karadeniz'le ilgili tarım konusundaki bu e, mücadeleyi verirken Karadeniz'in diğer potansiyelini değerlendirmek gerekir. Yani Karadeniz'i e, Karadeniz insanını sadece fındık ve çay fiyatını bekler konumdan çıkarmak gerekir. Karadeniz'in potansiyeli büyük. Eğitim Merkezi olur, spor merkezi olur. Bakın e, şimdi Ordu Spor 1. Lige, Süper Lige çıktı, Samsun, Samsun Spor çıktı. Kutluyorum hepsini, başarılar diliyorum. E, büyük bir Karadeniz fırtınası olacak yine Karadeniz'de. Evet. Futbol yeniden yükselişe geçti. Sporun merkezidir buralar. Eğitimin merkezidir, sağlığın merkezidir. Bir önerim daha var. E, Karadeniz'de teknoloji serbest bölgeleri, teknoparklar var demeyeyim, sadece KTÜ bünyesinde var, çoğaltılabilir bunlar, diğer üniversitelerde de kurulabilir. Bu Teknopark'ta bir bilişim merkezini oluşturabiliriz. Bir yazılım merkezi e, diyelim, bir, yazılımı da içine alan bir bilişim merkezi olarak ifade edersek daha doğru olur. Milyarlarca dolarlık bir ekonomik büyüklüğü Karadeniz'de yaratmak e, mümkündür. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak e, Karadeniz'lere ve seçmenlerimize eklemek istediğiniz, e, söylemek istediğiniz ben, şeyler e, var mı? Ben Tüm e, seçmenlerimizin sandık başına e, gitmesini istiyorum. E, vatandaşlık görevini mutlaka e, yapsınlar. E, bir tercih yapsınlar. Yani Biz tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmelerini bekleriz ama tercih nasıl olursa olsun sandık başına gitsinler. E, buradan e, İstanbul'da seçmen olan hı hı. vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Buyurun. 4 Haziran Cumartesi günü saat 15'te, öğleden sonra 3'te Kazlı Çeşme'de mitingimiz var. Büyük İstanbul mitingi diyoruz buna. Milyonları oraya bekliyoruz. Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu gelecek çok önemli bir miting konuşması yapacak. Bu heyecanı Yaşamaya davet ediyorum bütün vatandaşlarımızı. Burada izleyicilerimize söylemiş olduk. Evet, Çok teşekkür ediyorum ben efendim konuğum olduğunuz için. CHP Grup Başkan Vekili İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Sayın Akif Hamza Çebi stüdyomuzdaydı. Bizden ayrılmayın az sonra yeni konuğumuzla Siyaset Karadeniz tüm hızıyla devam edecek.